Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Evet kardeşlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Uhud savaşındayız ve hala oradayız. Şu ayette kalmıştık. Ve lekad sadakakumullahu va'dehu iz tehussunehum bi'iznih. Hani Allah Celle Celaluhu Allah'ın izniyle düşmanları kırıp geçirirken Allah vaadinde size karşı sadık idi. Bedir'de olsun, Uhud'da olsun. Hani Bedir'de işte yemuddukum bi hamseti alafi minel melaike, değil mi? 5000 melek, ondan sonra 3000 melek. Siz sadık idiniz. Resulün yanında idiniz. Emir ve yasaklara sımsıkı sarılmıştınız. Sadakakumullahu va'du. Allah sadık idi. Ne zamana kadar? Siz gevşeklik yapana kadar. Bakınız. Hatta ize faşiltum. Ne zaman ki gevşeklik gösterdiniz. Zayıf düştünüz. Efendim söyleyeyim. Yani darıldınız. Öyle ya. Halid İbn-i Velid arkadan Müslümanları kovaladığı zaman Müslümanlar yerle bir etti. Orada 70 şehit verdiler. Niçin? Bir hata yüzünden. Okçular tepeyi bıraktılar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yensek de yenilsek de hatta öldüğümüzü görseniz bile kuşlar etlerimizle böyle koparıp yeseler görseniz bile o tepeleri bırakmayın ey ashabım demesine rağmen siz isyan edip orayı terk ettiniz. Bunun ceremesi budur işte. Mağlup oldunuz. Orada 70 kişi şehit oldu. Ömer'in kaçışına bakın. Ömer, Osman, Ebu Bekir hepsi kaçıyorlar. Çünkü niçin? Muhammed öldü dediler, öldü dediler. Ondan sonra Allah'ın Resulü İleyye, ileyye, helümme ileyye, ben buradayım, ben buradayım. Ondan sonra toplandılar. Bırakmayın Allah Resulü dedi. İşte Allah Resulü orada çok üzüldü. Dedi ki Allah bu kavme nasıl hidayet verecek? Kendi Resullerini öldürmeni kalktılar. Aleyhisselatü Vesselam'ın dişi kırıldı. Miferi patladı. Yüzü yara aldı. Nasıl hidayet bulacaklar bunu? Hemen Allah Celle Celaluhu ona sitem etti. Dedi ki Leyse leke minel emri şeyun ya Muhammed. Bu konuda senin yapacağın bir şey yok ki. Neden böyle beddua ediyorsun? Kaldı ki nereden biliyorsun Allah bunların yani hidayet erdirmeyeceğini? Nereden biliyorsun? اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبُهُمْ اِنَّهُمْ ظَالِمُونَ Belki tövbe ettiler. Allah da tövbelerini kabul edecek. Ve nitekim daha sonra Halid İbn-i Velid ve birçok sahabe tövbe ettiler. İşte burada Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülmüştü. Allah da Celle Celaluhu onu burada uyarmıştı bedduasına karşı. İşte hatta izâ faşiltum. Ne zaman ki gevşediniz, dağıldınız, zayıf düştünüz. Ve tenâzâtum. Aralarınızda ihtilafa düştünüz. Ha? Kimileri dedi ki hayır bırakmayın, gelin Allah Resulü dinleyin. Kimileri ya o ganimet var. Dünya sevgisi. Zaten nasıl olsa kazandık. Bıraktılar orayı. Tenazatum fil emr ve asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Zafer gördükten sonra isyan ettiler. Oysa emir vardı. İtaat emri. Siz isyan ettiniz. Arakum ma tuhibbun. Sevdiğiniz şeyler yüzünden, ganimet yüzünden siz isyan ettiniz Allah diyor. Minkum men yuridu dunya. İçinizde öyle kimseler var ki diyor dünyayı ister. Bunlar kimdir? Okçu tepesinden inen sahabeler. Ganimet sevgisi kalplerinde. Çünkü nefis var. Ondan dolayı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi la tekilni ala nefsi tarfete ayn diyor. Kimse kendine güvenmesin. Ben şöyle hayır güvenme. Allah Resulü bile kendi nefsine güvenmiyor. Ya Rabbi nefsimi
böyle gözümü açıp kapayıncaya kadar beni onunla baş başa bırakma ya Rabbi diye dua etmişti sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada nefsine uydular ve okçular tepesini bırakıp isyan ettiler. Mümkün men yuridi dünya. İçinizden öyle kimseler var ki dünya nimetlerini, ganimetleri sever. Ve minkum men yuridi ahiret. Ve içinizden öyle kimseler var ki ahireti temenni ederler. O da sebat ederler. İmanlarında, cihat meydanlarında sebat ederler. Kaç kişi? 5-6 kişi kaldılar orada. Allah orada sitem ediyor onlara. Sitem. Tenkid ediyor. La ilahe illallah. Thumma sarafakum anhum. Düşmana karşı mağlup oldunuz. Sarafakum anhum. Söz dinleyeceksiniz. Emir var. Ashab bir emri dinlemediler. İtaat etmediler. Bu hale geldiler. Şu an Müslümanlar haline bak. Neden Allah bize kafirlere karşı zafer vermiyor? Biz dinimize sadık değiliz. Ashab-ı kiram bir kere isyan ettiler, cezasını çektiler. Oysa biz. Kur'an'ın hangi ayetleri hayatımızda mevcuttur? Devletimizde mevcuttur? Aramızda mevcuttur? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi sünneti? Değil mi? Şu an Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aramıza gelse, şöyle bize baksa, ya der bunlar Müslüman mı? Ya bunlar belki de vallahu alem ki, ya bunlar Rum. Hayye alel cihad, hayye alel cihad. Ya bize cihat ilan eder vallahu alem. Yaşantımız, ticaretimiz. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Gufranike ya Allah. Ya Rab, sana sığınırız ey Allah. Ya Rab. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Nerede kaldık? Ondan sonra işte ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ. Düşmana karşı mağlup oldunuz. Niçin? لِيَبْتَل۪يكُمْ. Bakınız, sizi imtihan etmek için, iptila etmek için içinizde kim sabredecek yahut da kim tekrar isyan edecek? Ve sabredenler de çıktı, isyan edenler de çıktı. Bakınız işte bu olanlar Muhammed'in yüzünden oldu demeye başladı münafıklar. Aralarında münafıklar da vardı. Kaçanlar. İşte bak bak bak. Muhammed bizi dinleseydi böyle olmayacak. Hep ne başımıza geldiyse Muhammed'in yüzünden geldi demeye başladılar. Medine'de kalalım dedik, bizi dinlemedi. Birkaç çapulcunun sözüne baktı. Ha işte olacağı bu demeye başladılar. Liyebtenikum. Sizi imtihan etmek için. Kim isyan edecek? Kim sabredecek? Ondan sonra ve lekad afa ankum. Hakiki, hakkıyla Allah'a iman etmiş sahabeler hatalarından dönünce Allah onların günahlarını bağışladı. Nerede o? 146. ayet Allahu alem. Burada ne dediler burada? Ve ma kana kavluhum illa en kalu rabbena ighfir lana zunubana ve israfana fi amrina. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz bu haddimizi aşıp davranışlarımızdan dolayı affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biz hata ettik ey Allah'ım. Ve sebbet akudamana, ve ayaklarımızı cihat meydanlarında sebat eyle ya Rabbi. İmanımızı sebat eyle ya Rabbi. Ve ansurna alel kavmil kafirin, kafirler topluluğuna bizi muzaffer eyle ya Rabbi. Bunu dediler daha sonra. La ilahe illallah. Tabii Allah gafur rahim. Bakın sonra ne oldu? İşte ve lekad afa ankum. Suçunuz büyük ama Allah gafur rahim. Ondan dolayı dağlar kadar günahla gittiği zaman Allah bil ki gafur rahim. Hocam ben şunu 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 yaptım. Çok büyük bir cürüm işledim. Dön Allah'a. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Allah'tan başka kim günahları bağışlar? Dön Allah. Ya babamı özdüm, annemi dövdüm. Dön Allah. Dön Allah'a. وَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ. Allah diyor. Allah'a tövbe edin. Ve müjdeyi veriyor. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ
nefsehu. Sümme yestagfirillah. Yecidillaha gafurun rahima. Kim bir kötülük yapar, sonra nefsine zulmederse görecek ki Allah gafurun rahim. Gafurun rahim. Kim kötülük yapar, ondan sonra nefsine zulmederse ve tövbe ederse yecidillaha gafurun rahima. Yüce Allah'ı gafur, rahim, halim, vedud. Ona yüreğiyle gittiği zaman o sana koşarak gelir. Yani kudretiyle, iradesiyle, meşiyetiyle, hikmetiyle gelir Allah tebareke ve teala sana. İlmiyle gelir Allah celle celaluhu. Ondan dolayı tövbu ilallah. Sahabeler tövbe ettiler. Allah da tövbelerini kabul etti. Hazreti Ömer, Halid ibn-i Velid radıyallahu anh müşrik idi. Ne zaman ki tövbe ettiler, Allah dostlarından oldular. Değil mi? Allah dostlarından.